Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Şu anda İsmail Usta'nın bahçesindeyiz. Kendisini cennet meyvesi yerken yakaladık. Bakın cennet meyvesi ağacının önünde gerçekten çok harika, lezzetli bir ağacı var. Trabzon hurması veya cennet meyvesi olarak da kimilerine göre cennet elması olarak da geçen bu güzel ağacın önünde size bir görüntü alalım istedik. Ana vatanı Uzak Doğu, Japonya, Çin, o civarlarda meşhur olmuş. Daha sonra dünyanın dört bir tarafına iklimin uygun olduğu yerlerde yetiştirilebilen güzel bir ağaçtır. İster kurutarak, ister bu şekilde taze olarak, bakın mesela şu anda tam olgunlaşmış, yemeye hazır bir cennet meyvesi. Hatta vallahi kopartıyorum şu anda. İsmail Usta'dan izin aldık, nasıl olsa kopartayım. Evet, tek elle ancak o kadar kopartabildim. İşte ben bir tadına bakacağım vallahi bunun. Arkadaşlar ben bir tanesinin tadına baktım. Gerçekten harikaymış. Muhteşem bir lezzeti var. Yavaş yavaş böyle kuşlar falan da tadına bakmaya başlıyor. Baksanıza. Kuşlar olgunlaşmış olanları kıyısından, köşesinden götürmeye başlamış. Artık yavaş yavaş bunların toplanması gerekiyor. Arkadaşlar bu meyvenin olgunlaşmamış ham hali insanın ağzını burar ve gerçekten yenmez. Mesela bakın şu şekilde yemeye kalsanız çok böyle acayip acı, kötü bir tadı vardır. Ama hemen yanında bakın olgunlaşmış ve böyle kuşlar tarafından da yenmeye başlamış. Kötü bir iş yaptım bu arada. Bir tanesini kopartmaya çalışırken yanında diğeri de geldi. Bunu mesela bu şekilde topladınız. Yanlışlıkla veya bilerek bu şekilde ağaçtan topladınız. Bir süre bekletirsiniz. Bu meyve kendi kendine zaman içerisinde olgunlaşır ve yenilecek hale gelir. Genelde cennet meyveleri şu pozisyondayken, şu renkteyken toplanır ve bakın yukarıdaki olgunlaşmış hale gelinceye kadar bekletilir. Ondan sonra da afiyetle tüketilir. Besin değeri çok yüksek olan ve birçok hastalığa, özellikle kanser ve kanserin beraberinde getirdiği sıkıntılara, hastalıklara çok önemli çözümler bulan çok faydalı ağaçlardan bir tanesidir, meyvelerden bir tanesidir. Birçok iklimde rahatlıkla yetiştirilebilir. Karasal iklimlerde 1500 metre rakımın altındaki yerlerde rahatlıkla yetişir. Akdeniz ikliminde rahatlıkla yetişir. Bundan dolayı da yetişme alanı oldukça geniş olan bir ağaçtır. Gerçekten tavsiye edebileceğimiz mükemmel meyvelerden ve dayanıklı ağaçlardan, oldukça verimli ağaçlardan birisi de Trabzon hurması veya cennet meyvesidir. Bakın şu şekilde çekirdekleri olur. Her cennet hurmasından bu şekilde çekirdek çıkmaz. Yani her türden bu şekilde çekirdek çıkmayabilir. Çekirdek çıkan bir türün çekirdeğini ekersiniz. Bu ağacı çimlendirirsiniz. Kurşun kalem kalınlığına geldiği zaman da güzel bir meyve türü ile aşılarsınız ve böylece ağacınızı büyütürsünüz. En güzeli budur. Çekirdekten yetişmiş ağaçların biraz yabanileşme eğilimi olması dolayısıyla en güzeli çekirdekten çimlendirdikten sonra güzel, verimli bir tür ile aşı yaparsanız en güzelini yapmış olursunuz. İşte harika bir cennet meyvesi karşımızda. Yemeye doyum olmaz. Şöyle biraz meyvelerini yaklaştıralım size. Yakın planda gösterelim. Tam olgunlaşmış. Artık yani bunlar toplanmamış olsa bir 3-5 güne kadar, belki bir haftaya kadar bunlar kendiliğinden dökülecek veya işte kuşların saldırısına, arıların saldırısına uğrayacak. Ondan dolayı da bahçe sahibi çok fazla ilgilenemiyorum ağaçlarla falan dedi. Biz de gelmişken biraz daldık ağaçlarına. Birkaç tanesini topladık, yedik. Gerçekten çok lezzetli. Bir de şu açıdan sizler için yaklaştıralım. Baksanıza, meyve artık çatlamış. Bir an evvel toplanması gerekiyor. Arkadaşlar, elma, armut, kayısı gibi, erik gibi klasik meyvelerden sıkılmışsanız size şiddetle tavsiyemiz cennet meyvesi veya Trabzon hurması dikin. Birçok iklimde kolaylıkla yetişebilir. Bakın orası, yani yanlış hesap etmemişsem 4,5-5 metre falan yüksekliğinde var. Oldukça büyüyebilen bir ağaç. Hani belki diğer ağaçlara göre bir miktar budur özelliği olabilir ama buna rağmen çok fazla büyümüş.
Gördünüz mü? 5 metre var en azından. O kadar büyüklükte bile meyve verebiliyor. Böyle tabiri uygunsa meyveler dökülüyor yerlere. Bakın önceden olgunlaşmış ve toplanmadığından dolayı kendi kendine dökülmüş meyveler. Şuraya bakın. Bizim köyümüzde bir tabir vardır arkadaşlar. Böyle yoğun meyve olduğu zaman kitinli derler. İşte tam kitinli bir cennet meyvesi. Şuna bakın ya. Bir dalda kaç tane? Aynı anda 5 tane cennet meyvesi. Kitinli. Evet sevgili arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir bitki tanıtımı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Trabzon hurmasından uzak kalmayın.